Devam ediyoruz. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Marketler ve bakkallar bugün açılıyor. Aslında sadece market ve bakkal demeyelim, kasapları ve manavları da işin içine katalım. Bu dakika itibariyle kısıtlamanın 3. gününde ve yarın açık olacaklar. Detayları alacağız. Canlı yayın noktamızda Mahmut bizi bekliyor İstanbul'da. Sözü Mahmut'a bırakalım. Aktay Hüsam, marketler kapılarını açtı ve artık müşterilerini bekliyorlar. Saatler 16'yı gösterene kadar. Malum kısıtlama bu hafta, bugün 3. günü ve 4 gün olacak. Yarın da yine kısıtlama dahil edilecek. Şu an marketlerde gördüğünüz gibi bir yoğunluk söz konusu değil. Zaten dakikalar içerisinde kapılarını açmışlardı. Ve tamamen şu an personel burada işini yapmaya çalışıyor. Boş olan reyonları tespit etmeye çalışıyorlar. Yine ayrıca müşteriler de gelecek gün içerisinde alışverişlerini yapacaklar. Ama bir hatırlatma yapalım. Market, bakkal, fırın, kasap ve manav noktalarına gitmek isteyen kişiler kesinlikle ama kesinlikle yürüme mesafesi olacak şekilde gitmeleri gerekiyor. Yani araçlarını bindikleri zaman eğer polis ekipleri tespit ederse ceza işlem uygulayacak. Yürüme mesafesi olmak şartıyla bu izin verildi. Yarın da yine aynı şekilde marketler, fırınlar, bakkallar, kasaplar ve yine manavlar açık olacak. Manav, kasap ve marketler 16'ya kadar işlerini yapacaklar. 16'dan sonra kapatacaklar. Yarın da yine aynı şekilde olacak 19 Mayıs'ta. Ama diğer kalan günlerde hafta içinde normal çalışma saatleri içerisinde çalışacaklar. Hafta sonu nasıl olacak? Evet, o da bir akıllardaki soru işareti ve merak ediliyor. Kısıtlama bu hafta nasıl olacak? İşte o da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra karar verecek. Şu an gördüğünüz gibi marketler boş. Tamamen dediğimiz gibi markette çalışan personel bulunuyor. Saatler onu gösterdiğinde marketler açılmıştı. 16'ya kadar da devam edecek Aktan Hüsam. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde market, kasaplar ve manavlar 10-16 saatleri arasında hizmete açık olacak. Ekranlara da getirdik. İstanbul'dan bir marketi sizlerle paylaştık. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Seferihisar Karşıyaka'da bir kasapta bizi bekliyor. Hemen canlı yayın noktamıza dönelim. Ayrıntılar için sözü Sefer'e bırakalım. Detayları paylaş lütfen Sefer izleyicilerimizle. Aktan Hüsam, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. İşte Karşıyaka'dayız şu anda. Yoğun bir mevkideyiz, Ataşehir'deyiz ve görmüş olduğunuz gibi şu anda sakinlik koruyor görmüş olduğunuz gibi. Marketler, manavlar açık. Bu arada kasaplar da açık. Biz de bir kasaba önüne geldik kameraman arkadaşım Tayyip Fener'le birlikte. Kasaplar da hazırlıklarını yaptılar. 10'dan 16'ya kadar açıklar. İşte şu anda Mavişehir'de bir kasaptayız ve böyle müşteriler buraya geldiğinde İlk önce yazıları görelim. Maskesiz içeri, maskeleri yoksa maskesiz içeri girmeniz sağlığınız için müşteri varken lütfen dışarıda bekleyin. Yani kasap içerisinde birer kişi olacak. Burada müşteriler bekleyecekler. Bugün de dahil olmak üzere burada bekleyecekler. Ondan sonra içeri girecekler. Ve içeri girdikten sonra da şu anda görüyorsunuz burada maskesi olmayanlar için maske kasapta da hazır duruyor şu anda. Dezenfektanlar da burada ve dezenfektikten sonra müşterilerine gelecekler. Burada şu anda hizmet alacaklar. Etlerini buradan alabilecekler. Burada siz de sabah açtınız herhalde. Tabii, tabii. Yani şöyle bir 10 dakika, 15 dakika oluyor. Açtınız, 16'ya kadar çıkıyor. Aynen, aynen. Hizmet vereceksiniz. Ondan sonra kapatın. Elimizden geldiğince yine aynı standartlarında hizmetimize devam edeceğiz. Hayırlı işler dileyelim. Müşteriler de görmüş olduğunuz gibi burada sabah saatlerinde geldiler. Şu anda etlerini 2 günden bu yana şu an sokağa çıkma kısıtlaması vardı. O yüzden de evde ihtiyaçlarını karşılamak için de kasaplarına geldiler. Buradan da ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 16'ya kadar buradaki et ihtiyaçlarını, market ihtiyaçlarını, manav ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ve saat 16'da kasaplarda kapanacak kalktığıysa ve yarın da yine aynı saatte 10'la 16 arasında kasaplar açık olacak ve buradaki vatandaşlar da şu anda dediğimiz gibi alışverişlerini yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi evet, kasaplar da açık, vatandaşlar da 16 lira istedikleri saatte buraya gelip dediğimiz şartlar içerisinde birer kişi girerek buradan hizmetlerini alabilirler. Diyelim, sözü tekrardan sana bırakalım.
Marketler, kasaplar ve manavlar açık olacak demiştik. Şimdi Bursa'ya gideceğiz. Kısıtlamanın uygulandığı illerden biri. 14 büyükşehir ve Zonguldak'tan söz ediyoruz, 15 ilden. Bursa, Bursa'da da bir manava konuk olacağız. Necat hazır. Detaylar için sözü Necat'a bırakalım. Evet, manavlar da birkaç dakika önce kepenklerini açtılar ve şu an itibariyle de hizmet vermeye başladılar. Biz de gösterelim, böyle envai çeşit sebze, meyve bolca bulunuyor. Evet, manava geldiniz. Sizi ilk önce burada bir dezenfektan karşılıyor. Bu dezenfektan ve eldivenleri takıyorsunuz. Bunları takmanıza rağmen seçmece bir durum söz konusu değil. Seçemiyorsunuz. Buradaki personellerden yardım istiyorsunuz. Onlar sizlere gerekli yardımı sağlıyor ve istediğiniz ürünleri paketleyip veriyor. Kolay gelsin. Bereketli olsun diyelim. Yeniden açtık. İnşallah, inşallah. Yani, ya kapanan günlerde çok sıkıntı oluyor tabii mecburen. Sebze meyve herkesten daha çok sıkıntıya sahip bu konuda. Hemen hemen hepsini atıyoruz kalanların. Şimdi sabah yine gittik. Taze hepsini tedarik ettik, geldik. Hizmete başladık. Nasipse saat 16'ya kadar da devam edeceğiz. Evlere servisimiz de var. Ama seçtirmeyi kaldırdık biliyorsunuz. Bu dönem itibariyle biz veriyoruz. Dönem sonuna kadar da böyle devam edeceğiz nasipse. Birkaç dakika önce Vefa destek grubundan hocalarımızı da gördük. Onlar da 65 yaş üstü için herhalde çalışmaya devam ediyor. Evet, onlar da geldiler. Öyle bu işin başından beri gelip gidiyorlar. Evet. O şekilde 65 yaş üstü çıkamayanlara kendileri alıp götürüyorlar sağ olsunlar. Biz de elimizden geldiğince seçip veriyoruz. Ürünler nereden geliyor? Yani ben daha çok Bursa sebze meyve halinden yapıyorum. Tabii köylerde de var. Bursa üretim bölgesi olduğu için bazı ürünleri biz köylerden de tedarik ediyoruz. Ama yoğun bir şekilde %80 oranında Bursa sebze meyve halidir bizim tedarikçimiz. Gece boyunca herhalde hazırlık devam etti değil mi? Çünkü hal pazarı deyince sabah yani, erkenden gitmek lazım. Biz hatta sabah değil, son dönemde bu pandemiyle beraber gece 12'de açılan bir işletme hal. Gece 12'de başlıyoruz, sabaha kadar alıyoruz. Evet. İşte ondan sonra da böyle akşama kadar satıyoruz. Şu an hayat böyle geçiyor. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, sebze ve meyve deposu Bursa'da manavlar kapılarını açtılar, hizmet vermeye başladılar. Bol çeşit, bol ürün, taze meyve ve sebzeler vatandaşları bekliyor. Şu an itibariyle de ekip de çalışmaya başladı. Onlar da paketleme yaptıktan sonra evlere de servisleri var diyelim. Sözü Bursa'dan merkeze bırak.